Selam. Bir şey mi oldu? Merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Hava almaya çıktım sadece. Neden haber vermedin? Burada değildin çünkü. Telefon açsaydın. Aklıma gelmedi. Bundan sonra gelsin o zaman. Ya ne oluyor ya? Hayırdır ne oluyor? Sen beni hapis mi tutuyorsun burada? Bu hep böyle mi devam edecek? Senin istediğin saatte geleceğim, senden izinsiz çıkamayacağım falan böyle mi gidecek bu? Sen böyle mi planlıyorsun hayatımı, hayatımızı? Öyle bir şey olmayacak. Anladın mı? Bunu o kafana sok Cemal Karalar. Özür dilerim. Sana bağırmak istemedim. Ama sen de bir anda öyle sert davranınca... Azra aradı. Okan Ayer'in benim söylediğimi anlamış. Gel hesaplaşalım dedi. Cezasını çeksin istedim. Ben de Okan'ı aradım işte. Sana söyleyebilirdim, senden yardım alabilirdim, evet. Ama şu hayatta bir kez olsun bir şeyi tek başına yap dedi bana. Kimseden yardım istemeden. Sonra düşündüm. Evet, bu zamana kadar ben hiçbir şeyi tek başıma yapmadım. Hep Azra vardı. Sonra Burak oldu. Sonra en yalnız hissettiğim anda sen geldin. Şu hayatta bir kez olsun tek başıma bir şey yapmak istedim. Özellikle Azra ile hesaplaşırken. Hesaplaşabildin mi bari? Geldi mi? Gelmedi. O zaman biz ona gideriz. Sinan sen de kusura bakma. Bana güvenip kaç yıllık yatırımını teslim ettin. Ama muhakkak telafi edeceğim bunu. Yok ya, ben o parayı gözden çıkarmıştım da. Bir işe yarasaydı iyiydi. Bir de tabii senin güvenin boşa çıkmasaydı. Demek ki Ensaf beni gördü. Ondan yaklaştı bana. Sen de parayı getirince fırsat mı fırsat? Olur böyle şeyler, boş ver. İnsan bazen hiç ummadığı yerden yara alıyor. Sen de kapat defteri, önüne bak. Bu defter öyle kolay kolay kapanmaz.
Adamlar bunlar işte. Oo, herifler arıza belli. Kız kaçmakta haklıymış. Adamlar zaten arıza da onun hakkında doğru söylemişler. Sen yine de bir şey söyleme. Bu adamları açık vermeye gelmez. Merhaba. Hayırlı günler. Bakalım dünden bugüne bir değişiklik var mı? Çilem Hanım'dan haber alabilir miyim? Aldıysak da sana niye söylüyoruz? Tanışıyor muyuz? Gerek var mı? Haber mi haber yok. Buradan ayrılmış galiba. Bana da öyle bir istihbarat geldi İzmir'de diye ama... fake çıktı. Ne demek fake çıktı? Gelmedi arkadaşıyla buluşmaya. Hayır yani o arkadaşı olan hanımefendi de onun yüzünden bir sürü zararı uğradı. Burada da kardeşi kadar yakın arkadaşları varmış. Deren Hanım. Neydi de? Hah, İpek Hanım. Onların da bu olaydan etkilenmesini istemiyorum. Bana bak. Şimdi arabana biniyorsun, geldiğin yere geri dönüyorsun. Bir daha da bu güneşli bahçenin sınırına girmiyorsun. O kızları da unutuyorsun. Anladın mı beni? Tamam. İyi. Deren Hanım'dan mı başlasak, İpek Hanım'dan? Uzatma lan. Duydun işte. Çekin gidin buradan. Peki tamam, peki. Peki, peki. O zaman İpek Hanım'dan başlayalım. Lan ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun sen? Önümden çekil. Beni almaya gelmişsiniz. Buradayım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? He? Mahir. Hadi abicim, hadi, hadi. Merhaba, kolay gelsin. Kenan Bey burada mı acaba? Burada değil. Hay Allah. Ben ulaşamadım da kendisine. Şu araba benim de. Anahtarını size bırakmış olabilir mi? Yok ama içeride olabilir. İsterseniz beraber bakalım. Tamam. Buyurun. Ben tekrar bir arayayım kendisini. Nasıl başarabiliyorsun? Neyi? Her seferinde yeniden başlamayı. Başıma gelene teslim olmuyorum. Karşıma bir zorluk çıktığında birkaç hamle sonrasını düşünüyorum. Mesela biri bana tuzak kurduğunda benim onun için hazırladığım tuzaklar çoktan hazır olmuş oluyor. Plan yapıyorum. Peki şimdi yeni planın ne? Yeni adını öğrenmek ister misin? Hiçbir yere gitmiyorsun. Bizi bu şekilde koruyamazsın. Sizi korumaya çalışmıyorum ki. Hani sevgilimden söz etmiştim ya. Onun için gidiyorum. Senin eski sevgilin benim umurumda bile değil. Bir aşk hikayesi yüzünden bu adamların sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ah Mayra. Bir daha bu kadar saf davranma. Olur mu?
Peki. Buyurun. Eren. Bunların senin masanda ne işi var? Merhaba. Cemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Söylediklerinizi düşündüm, kendi gözlerimle görmeye karar verdim. İyi yaptınız, çok iyi yaptınız. Gezelim, gezdireyim ben sizi. Tanıştırmaya fırsatım olmadı. Kızım Azra. Susma söyle, gerçekten bir günahla yolumu kaybetsem yine de bulur muydun beni kim bilir? Saklandım herkesten, sana geçmişten bahsetsem yine de sevem. Aslında küçük bir eksikle ilk taksidi ödeyebiliyorduk ama sonra işte borçlu olduğumuz kişinin avukatı aradı. Vazgeçtiğini söyledi. Niyeyse bir türlü kabul etmiyor. Bunca yıl boyunca öğrendiğim tek bir şey vardı. Sabretmek. Oysa şimdi anlıyorum ki öğrendiğim sabır değil, çaresizlikmiş. Çünkü atacağım adım sayılıydı. Nereye gitsem karşımda bir duvar. Şimdi önümde 50 adımdan çok daha fazlası var. Gidecek bir yolum var. Gücüm yettiği kadar. Uzağa. Ondan çok uzağa. Cahide. Cahide! Cahide dur! Cahide! Nereye kaçacaksın Cahide?
Sen... Nereden buldun beni? Ha? Nasıl nereden buldun? Ben zaten seni arıyordum. Benim dünyanın başka bir ucuna gitmem lazımdı. Beni bulamayacağım bir yere. Gerçekten aptalım ben. Cahide! Ben gerçekten burada olduğunu bilmiyordum Cahide. Bana yalan söyleme. Kimden öğrendin? Fatma ablaya mı gittin? Yoksa ona zarar mı verdin ha? Saçmalama. Sen gerçekten benim yaşlı bir kadına zarar verebileceğimi düşünüyor musun? Sen her şeyi yaparsın Cemal. Ya ben zaten her yerde seni arıyordum. Herkesi seferber etmiştim ama ben birine zarar vermem. Veremem. Bana ne olur biraz zaman verir misin? Senin yüzünden yattığım 24 yıl hapiste yetmedi sana değil mi? Hala mı aynı şeyi söylüyorsun? Anlatamadım mı ben sana? Ben Mehmet öldüğünde Türkiye'de bile değildim. Seni şurada öldürmem lazımdı. Başka türlü senden kurtulamayacağım yoksa. Kurtulamayacağım. Öldür beni. Hadi hemen öldür bitsin. Yeter. Ya şunu düşün. Sadece şunu düşün. Kızların birbirini tanımıyorlardı bile. Ben getirdim onları bir araya ben. Eğer şimdi kaçıp gidersen kime bırakacaksın? Güvenmediğin bana mı bırakacaksın? Madem ben bu kadar suçluyum, madem Mehmet'i ben öldürdüm, her şeyi ben yaptım. Nereye gidiyorsun kızlarını bana bırakıp? Nasıl bırakıp gideceksin? Babam hikayenizden bahsetti biraz. Mektup gelmiş. Kardeşler birbirlerini bulmuş. Evet, öyle oldu. Peki gerçekten kardeşin olduğunu nasıl anladın? İsimleri neydi? Çilem ne Deren? Çilem mesela. Ben ona sarıldığım ilk an anladım kardeşim olduğunu. Kalbimle anladım. Kanıt falan aramadın mı yani? Beni düştüğüm yerden o kaldırdı. Gözünü bile kırpmadan, hiç sakınmadan. Bir gece gitmek istedi. Bir arkadaşı varmış. Ona çok ihtiyacı varmış. Ben de sarıldım ona, beni yalnız bırakma dedim. Gitmedi biliyor musun? Başka ne kanıta ihtiyacım olabilir ki? Haklısın. Başka bir kanıta ihtiyacın yok. Yalancısın sen. Gördüm seni. O gece oradaydın. Kocamı sen öldürdün Cemal. Ben o sırada çocuklarımı uyutuyordum. Tartışmaya başladınız. Devam et. Sonra odaya geldin. Elimde silahı gördün. Senin kocan, benim kardeşim Mehmet kanlar içinde yerdeydi. Öyleydi değil mi? Böyle anlattın değil mi mahkemeye de? Ama ne oldu Cahide? Kimse sana inanmadı. Niye? Çünkü ben o sırada yurt dışındaydım. Değildin. Yalancı şahitler buldun. Herkesi satın aldın. Ama Cahideciğim, silahın üzerinde senin parmak izlerin vardı. Kocanın kanı her yerine bulaşmıştı. Seni o durumda zaten kimse kurtaramazdı. Allah senin belanı versin. Hayatımı mahvettin. Kocamı öldürdün. Çocuklarımdan ayırdın. Ama kızlarımı bulacağım. Onlara bütün gerçeği anlatacağım. Bunların hiçbiri olmayacak. Sen ben ne dersem onu yapacaksın. Kızların için yapacaksın. Yoksa hepinizin hayatını mahvederim. Refik, Cemal Bey'i gördün mü? Yok. Bir çıkışa doğru bakalım o zaman. Pekanım. Ya bu Cemal Bey neyin nesi? Bir akrabam. Yardım edebilir belki. Borçlarımızı ödeyebilir. Hiçbir karşılık beklemeden. Ya yapmayın Pekanım. Bu dönemde kim kime böyle yardım ediyor? Hem Tekin Bey döndüğünde ne diyeceğiz? Senin bizi soktuğun bataklıktan Cemal Karalar çıkardı diyeceğiz, tamam mı? Dur bir bakalım. Önce bir adam ödemeyi kabul etsin de. Senet sepet de istemeyecek yani. Ay bilmiyorum. Efendim? Çilem geri döndü. Parayı da getirdi. Mahir'e teslim etti. Sonra da adamların arabasına bindi gitti. Ya ne demek bindi gitti? Niye engel olmadınız? Niye tutmadınız? Ya İpek bir sakin olur musun? Kız geldi kendi kendine isteyerek bilerek arabaya bindi gitti.
Ne yapalım yani? Kolundan tutup geri mi çevirseydik? Tamam, tamam. Kapat, ben geliyorum. Mahire söyle Akif amcayı arasın, tamam mı? Bir sorun mu var? Pekan'ım, ne oldu? Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Sinan mı? Çilem. Çilem mi? Ne olmuş? Ne olmuş? Ben ne yapabilirim? İpek Hanım, ben yardım etmek istiyorum. Ya bilmiyorum Refik, ben bir öğreneyim de önce ne olduğunu. Bak, bir şey ihtiyacınız olursa kapımız size her zaman açık, biliyorsun değil mi? Biliyorum, teşekkür ederim. Ya Cemal Bey'e çok özür dilediğimi, acil gitmem gerektiğini söylersin değil mi? Tabii. Tamam, ben hemen dönmeye çalışacağım zaten. Siz istiyorsanız ofis tarafında dinlenmeye geçin, ben Cemal Bey... Gerek yok, ben bulurum. Hareketlere bak ya. Buranın sahibi kendisi sanki.